sokaktı değil mi? Evet, evet. Ben şurada ineyim. Nagihan abla. Dur şu taksinin parasını ödeyeyim de. Ne kadardı? 17. Al üstü kalsın, sağ ol kardeş. Hadi iyi geceler. Hoş geldin kız. Hoş buldum abla. Ya sen evden kaçıyorsun bu saatlere kadar, ne yaptın? İlk aradığında niye bana bunları söylemiyorsun? Gelip alırdım ben seni. Ay bir de duygusuz gibi kınalarda göbek atıyorum ortalarda. Hayret bir şeysin Meryem. Ne bileyim abla. Çekindim işte. Aman iyi halt ettin. Hayır nasıl kaçtın? Bu saate kadar sokaklarda ne yaptın? Evden kaçarken İsmail amcalar evde miydi? Gördüler mi seni? Ya sen bu İstanbul'a asıl nasıl geldin? Neyse ben bunların hepsinin cevabını yukarıda alacağım senden, tamam mı? Tamam. Hadi gel. Meryem. Ayakkabılarına ne oldu? Evden çıkarken giymeye bile fırsatım olmadı. Gel biz yukarı çıkalım, tamam? Konuşuruz bunları. Hah. Kuzum al şunu, ne olur. İçimden geçti bütün gün ya. Ay bir soyunup döküneyim mi alacağım hayatım? Ya ne acelesi var, sonra değişiyorsun. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben şunu bir çıkarayım abla. Gel ya, gir içeri. Ya, sen bizim düğünümüze gelmiş miydin? Yok, dayım göndermemişti. Aa, o zaman ben seni kocişkomla tanıştırayım. Semih, Meryem, Meryem, Semih. Gel kendi evin gibi rahat ol. Da... Bana artık ada desek. İstanbul'a geldin diye ismini mi değiştirdin hemen? Yok abla, zaten adım adaydı da dayım zorla Meryem koymuştu. E olur, öyledir. Sen bak benim ağzım hemen alışmaz, tamam mı? Hadi geç, geç ya, yabancı gibi olma, hadi gel, gir, gir içeri. Aşkım ya, birazcık evi toplasaydın eline mi yapışırdı? Kızım Allah aşkına, bütün gün çocukla uğraştım, nasıl yapayım onu ya? Ay sanki ben onu çeyizimde getirdim değil mi? Uğraşacaksın tabii. Aa iyilik yapmış gibi anlatıyor. Misafirin önünde tartışmayalım istersen ha. Hı, tartışmayalım tamam. Üzülme. Sen en iyisini yapmışsın. Ya kızı yaşında kız da evlenmeye utanmıyor. Bir de senin namusuna laf mı söylüyor şimdi? Suç onda değil ki, dayında. Para da istemiş değil mi o şimdi? 50.000 lira almış. Ya öyle dedi. Mal satıyor sanki. İnsansın sen be insan. Ama İsmail ne bilsin insanlığı? İstanbul'u gelip beni aramış mıdır? Ya ben bekledim ama böyle hava daha tam kararmamıştı. Acaba sonra gelmiş midir? Gelse onca zaman gelirdi zaten. Acaba başına bir şey mi geldi? Kaza falan gibi mi? Ya öyle bir şey olsa ayakkabıcının etrafında görürdün, ambulans falan olurdu. Yani belki yüzüne söyleyememiştir. Seni buraya kadar getirdim, bırakıp gidiyorum diye. Tatlım, erkekler yüzleşmeyi sevmez. Gönderip gitmiştir. Ya öyle biri değil ki. Nereden biliyorsun? Tanımıyorsun biri. İsmini bile söylememiş. Sormadım. Ya gerçi iyi biriymiş. Yani seni o yollarda tek başına bırakmamış. Ama demek ki elinden gelen bu kadar. Ben ondan çok bir şey istemedim ki abla. Ya en azından bana bir veda edip öyle gitseydi. Çay hazır, getireyim mi? Ay eline sağlık kocacığım ya. Vallahi çok tatlısın. Nehri de uyuttu mu, iyisin yine? Vallahi iyiyim, ben şanslıyım ben değil mi ya? Getireyim dur. Tamam getir. Bunu da böyle 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 zamanlarda içime sokasım geliyor. Bazen de fırlatıp atasım geliyor yani. Evlilik öyle bir şey. Ne oldu? Acaba dayım ben kaçtıktan sonra yengeme eziyet etmiş midir? Yani üftade teyzeyi döver mi diyorsun? Yok yani hiç öyle bir şey yapmadı ama ne bileyim ilaçlarını ben veriyordum. Yemeğini de ben götürüyordum. Dayım şimdi ona yemek götürmezse aç kalacak. Yazık. Ben nankörlük ettim abla. Yani yengem arkamdan ne yapar diye hiç düşünmedim. Bunca zaman baktın, artık kendi hayatını kurtarmalısın kuzum. Bak yengen de söylemiş, kaç kurtar kendini diye. Sen yengeni aradın mı? Yok aramadım. Ya dayım açar diye korktum. Zaten telefonum da kapalı. İyi yapmışsın onu. Bak yarın sana gidip inat çıkaralım, tamam mı?
Ama aramak istiyorsan benim telefonumdan ara. Gizli yaparız numarayı. İster misin? Olur. İyi, ben getireyim telefonu o zaman.